hanımefendileri, beyefendileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak. Sizleri sevgi, saygı ve şükranla selamlıyorlar efendim. Başkanım tekrardan hoş geldiniz köyümüze. Yaltonlar başkanım. Gel. Yani... Gel başkanım. Yok. Çiçek taktiği olacak? Ha, yandan. Kimin bacağı? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Saray Belediye Başkanım, Sayın Saray Geçmiş Dönem Belediye Başkanım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin, Saray Belediye'mizin çok kıymetli bürokratları, Sayın Teski Genel Müdürüm, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, saygıdeğer meclis üyelerimiz, çok kıymetli muhtarlarımız, basınımızın değerli temsilcileri ve saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Çukurt Mahallemizin çok kıymetli misafirleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapımına başlanacak olan Saray İlçesi Çukurt Düğün Salonumuzun temel atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saygıdeğer katılımcılar, program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yüksel Özdal'ın konuşmaları, Çukurt Mahallesi Muhtarı Sayın Ersun Tuncel'in konuşmaları, Saray Belediye Başkanı Sayın Özgen Erkiş'in konuşmaları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ın konuşmaları, temel atımı ve kapanış. Sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum.
mesajları iletiyorum. Sayın Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı, Saray İlçesi Çukoyurt Düğün Salonu temel atma törenine Ankara'daki programım nedeniyle katılamıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Saygılarımla, Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili. Sayın Başkan, şehir dışında bulunmam dolayısıyla Saray İlçesi Çukuryurt Düğün Salonu'nun temel atma törenine katılamıyorum. Temeli atılacak tesisin Çukuryurt mahallemize ve Saray'a hayırlı uğurlu olmasını diler, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunarım. Doktor İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Milletvekili. Değerli Başkanım, şehir dışında bulunmam nedeniyle Saray İlçesi Çukuryurt Düğün Salonu temel atma töreninde üzülerek sizlerle bir arada olamıyorum. Tören programının güzel geçmesi dileklerimle size ve şahsınızda tüm konuklarınıza selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nurten Yontar, Tekirdağ Milletvekili. Arz ederim Sayın Başkanım. Ve teknik bilgilendirme konuşmalarını yapmak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Yüksel Özdal'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Saray Belediye Başkanı, Sayın TESKİ Genel Müdürü, Sayın Genel Sekreter Yardımcıları ve sevgili misafirler. Bugün temelini attığımız Saray İlçesi Çukurut Mahallesi Düğün Salonu projesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün temel atma törenini yaptığımız Saray İlçesi Çukurut Mahallesi Düğün Salonu yapım projesinin ihalesi 5 Eylül 2023 tarihinde yapılarak 2 Ekim 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 11 Ekim 2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 21 milyon 296 bin Türk lirasıdır. Sözleşme süresi 240 gün olup iş bitim tarihi 6 Haziran 2024'tür. Projemiz Saray Belediyesi mülkiyetindeyken düğün salonu yapılmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılan Saray İlçesi Çukurut Mahallesi Tapu'nun 111 ada 9 no'lu 3026.14 metrekare yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine yapılmaktadır. Projesi Etüt ve Proje Keşif Şube Müdürü teknik personel tarafından hazırlanmıştır. Saray İlçesi Çukurut Mahallesi Düğün Salonu yapım projesinin toplam yapım inşaat alanı 386 metrekare, taban alanı 386 metrekaredir. Proje bir normal kattan oluşmaktadır. Düğün salonu yapım projesinde düğün salonu, teknik alan, servis alanı, mutfak, gelin odası, ısıtma ve soğutma sistemlerini oluşturmaktadır. Düğün salonu projesi yapım aşamasında bizlerden her konuda desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın proje ve teknik kontrol ekibine, yüklenici müteahhit firmaya ve diğer tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç bilirim. Açılış törenimize katılarak bizlere moral ve çalışma azmi veren siz saygıdeğer misafirlere saygılarımı sunar, yeni düğün salonu yapım projesinin halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Arz ederim. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Yüksel Özdal'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve konuşmalarını yapmak üzere Çukuryurt Mahallemizin çalışkan, özverili ve başarılı muhtarı Sayın Ersun Tunceli kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Muhtarım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Saray Belediye Başkanım, önceki dönem Belediye Başkanım, TESKİ Genel Müdürüm, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin, Saray Belediyemizin kıymetli bürokratları, belediye meclis üyelerim, saygıdeğer muhtarlarım, çok değerli Çukurt hemşehrilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin tarafından hayata geçirilerek olan Çukur Düğün Salonumuzun temel atma töreninde toplam bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Saray ilçemiz eğer ne kadar uzak bir ilçe görünse de Tekirdağ Büyükşehir Belediye'nin hizmetleri için iyi bir zaman uzak bir ilçe olmadı. Tekirdağ başkanımızın, Kadir Albay başkanımızın köyümüzün taleplerini, ihtiyaçlarını dinleyerek bizlere bir telefon kadar yakın olduğunu her zaman göstermiştir. Köyümüzün altyapı üst yapı sorunlarını hızla çözmüş, kavuşturarak rahat etmemizi sağladı. Bugün de en mutlu anlarımıza şahitlik edecek olan Çukur Düğün Salonumuzun temelini atarak köyümüzün büyük bir ihtiyacını Kadir Başkanımız sayesinde çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Allah izin verirse en kısa sürede Kadir Başkanımızla birlikte düğün salonumuzun açılışında yine tekrar bir arada olacağız. Hizmete açılacak olan modern düğün salonumuzun en mutlu anlarına ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar köyümüze kazandırdığı hizmetler ve bundan sonra hayata geçireceği projeler için kalbinde her zaman yerin farklı olduğunu bildiğimiz Çukur halkı adına Kadir Başkanımıza projede emeği geçen herkese can gönülden çok teşekkür ediyoruz. Kadir Başkanımız sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız değil, bizim ve tüm Tekirdağ'ın Kadir Babası. Allah'ı sizi başımdan eksik etmesin başkanım. Bu hizmetin tekrardan Çukur'un için hayırlı uğurlu olsun diler. Sevgiler, saygılarımı sunarım başkanım. Saygıdeğer başkanım, Çukur Mahallesi'nin insanlara ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Nerede bizi görse her zaman sonra selamını iletir. 4 yıl 7 ay geçti. Kalan 5 ay var. Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Geçen yılları saymıyorum. 2023 yılında Çukur Mahallesi'ne 100 milyona yakın yatırım oldu. Bunu kimse inkar edemez. Bu kürsüde canı gönden başkanımı teşekkür ediyorum. Mahalle halkımı sizleri başkanımıza alkışlayarak selamlarınızı istiyorum yani. Yeni parseller, yağmur suyu 658 metrekare, hem açık hem kapalı. Burada emeği geçen Fenikşehir Daire Başkanımıza ve ekibine, kendim ve şahsım adıma, burada Büyükşehir Belediye Başkanıma sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Ve devamında çiftçilerim için 25 tonluk sıvat şu anda ilaçlama kullanmak için o da başlamış durumdadır. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Çukurut Mahallesi için elinden gelenin en güzelini yapmaya çalışan bir başkan olarak kalacaksınız. Gelecek senin için parlak. Asla arkanıza bakmayın başkanım. Biz seninleyiz başkanım. İyi ki varsınız. İyi ki bizim başkanımızsınız. Başarılarla dolu çalışma yıllarımız olsun. Evet, Çukurut Mahalle halkım, Kadir Başkanımızı ayakta alkışlamaya sizi davet ediyorum. Fazlasını hak ediyorum çünkü bize. Bu başkanımıza bu güzellikler az bile. Sizleri gerçekten bu alkışlar için ben de sizleri gururlanarak söylüyorum. Hepinize Allah razı olsun. Başkanım ve değerli bürokratlar, sizlerden bu güçte konuşurken heyecanımı kabul etmeyi istiyorum. Bir şeyde burada Kaan Göl'den başkanımın huzurlarında, sizlerin bürokratların huzurunda rahmetli dayımın izinden koşan, Tekirdağ'da onurumuz, gururumuz olan, o da başkanın gibi Çukur taşı olan, köy içli yazmayında olan, içimizden birisi olan Nilay Aksoy yerinde gerçekten bu kürsüde tebrik ediyorum. Herkese sevgi dolu saygılarımı sunar. Başkanım iyi ki varsınız. İyi ki bizim başkanımız olarak da kalacaksınız. Sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, kıymetli muhtarımız Sayın Ersun Tunceli'ye yapmış olduğu konuşma için bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygıdeğer muhtarım, sizler de iyi ki varsınız. Bizler de Çukuryurt Mahallesi adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ve konuşmalarını yapmak üzere Saray ilçemize ve Çukuryurt Mahallemize göstermiş olduğu hassasiyetle bizlerin her zaman yanında olduğunu hissettiren mücadeleci ve dinamik belediye başkanımız Sayın Özgen Erkiş'i alkışlarınızı efendim kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çukur yurtlulara mikrofon yakışıyor.
Mikrofonu da seviyorlar. Bir Çukurluk'tan diğeri aldı. Yapmış olduğum hazırlık havada kaldı. Kadir Başkan'a ilişkin söyleyeceği metiyeler vardı. Tek bir boşluk kalmadı. Sayın Kadir Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer ilçe başkanı Erol Başkanım ve değerli dava arkadaşları, İyi Parti'nin saygıdeğer ilçe başkanı Murat Başkanım ve değerli yol arkadaşları, Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer ilçe başkanı Şaban Başkanım ve çok değerli yol arkadaşları, sivil toplum örgütlerinden Yağlı Tohumlar Başkanımız Kani Başkanım, TESKİ Genel Müdürü, Park Bahçeler Daire Başkanım Deniz Başkanım, Basın Yayın Daire Başkanım Ogün Başkanım, Ulaşım Daire Başkanım Erdin Başkanım, Fen İşleri Daire Başkanım Metin Başkanım, önceki dönem Saray Belediye Başkanımız Nazmi Başkanımız, köylünüz Kent Konseyi Başkanımız Mehmet Başkanımız, Etüt Proje Daire Başkanımız, bugünün az önce sunumunu yaptığı projesinin asli mimarı, saraya hususi parantezler açan, sarayla önemli bir gönül köprüsü kurmuş olan Yüksel Başkanım, kendisine hususen ben de bir parantez açmak istiyorum huzurlarınızda. Değerli başkan yardımcılarım, büyükşehir meclis üyelerimiz, yine köylünüz Mümin Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'nden temsilcimiz, Kazım Başkanım burada sarayın temsilcisi, Kapaklı'dan hemşerimiz, ancak sarayla kalbi yanıp tutuşan başkanımız, Yener Başkanımız, büyükşehirde imar komisyonunda yıllarca başarıyla temsilcimizdi Sayın Yener Dursun ve Sayın Levent Köksalan encümende çeşitli komisyonlarda saraya bugüne kadar bu hizmetlerin, sıra dışı hizmetlerin, olağanüstü hizmetlerin akmasında büyük çaba gösterdiler. Daire başkanlarımla birlikte her birine huzurunuzda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün muhtarlarımızla iki dernek başkanımız Mehmet Başkanım ve Erol Başkanım'ın nezdinde her birine çok çok teşekkür ediyorum. Neredeyse gayrısız buradalar. İsimlerini saymaya yeltendiğimde eksikler kalmıştı az önce. Aynı hataya tekrar düşmek istemiyorum. Hafızam yeterli olmuyor her birinin ismini saymakta. Muhtarlarımıza, doğrudan demokrasinin en güçlü temsilcilerine, büyük şehirden bugüne kadar böylesine büyük paylar almamızın uç beylerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun muhtarlarım. En uzak ilçesiyiz sarayın. Nazım'ın dediğince çok uzaklardan geliyoruz, çok uzaklardan. Ancak çok uzaklarla koparmıyoruz bağlarımızı. Eğer koparmıyorsak sebebi uzağı yakın eden, kışı bahar eden saygıdeğer Kadir Başkanımızdır. An geliyor buraya milletvekilleri gelmekte güçlük çekiyorlar. Bu fiziğin kanunu, uzaktayız. Doğrudur, kimseyi eleştirmiyorum. An geliyor mesajlar bile yorgun düşüyor. Belki onlar da mesafelere takılıyor. Görüyorsunuz sadece 3 vekilimizin mesajı ulaştı buraya. Diğer vekiller mesaj dahi ulaştıramıyorlar. Onu da uzaklığa veriyorum. Kendilerince hakları vardır. Ancak ben uzak yakın dinlemem. Saray bana hiçbir zaman uzak olmayacaktır. Kalbimdedir saray diyen Kadir Başkanım her zaman yanımızda. Hususen teşekkürlerimi sunuyorum tekraren. Çukuryurt mahallemizin bir düğün salonu yok muydu? Vardı. Az önce açılışını yaptık. Bir kapalı spor salonu sarayda yok muydu? Vardı. Sondan başlayarak geleceğim bu iki projeyi bugün anlatmak istiyorum. İçtimai bakımdan. Saray Türkiye'de emsali görülmemiş bir başarıya imza attı. Antrenmanlarını başka yerde yapmak, maçlarını başka yerde yapmak suretiyle basketbol ikinci ligine yükseldi erkeklerde ve bayanlarda da Marmara Spor üzerinden voleybol ikinci ligine yükseldi. Ancak maçlarımızı burada yapmamıza izin verilmiyordu çünkü
spor salonunun fiziki şartları yerli yerinde değildi. 50 bin nüfuslu bir ilçeye bu kadar yatırım yetmez. Ben bununla yetinemem dedi ve kapalı spor salonunun az önce bir törenle, temsille temellerini attık. Çukurur'da düğün salonu yok muydu? Vardı, ancak bu koşullarda düğün salonu insan sağlığı için tehlike arz eder hale geldi. İnsan hayatı için tehlike arz eder hale geldi dedi. Ve burada temellerini atacağız birazdan. Bütün halk kesimlerinin temsilcileri burada. Yıllarca devrimci hareketin sarayda öncüsü olarak anılan Hüseyin Başkan'ın burada. Sayın Hüseyin Duygu burada. Milliyetçi Hareket Partisi'nden temsilciler burada. Mümin Başkan'ın burada. Her ikisi de köyden. Bu işin, hizmetin sağı solu yoktur. Bugün Çukurur'da için sokaklara çıkıp türkü söylemek zamanıdır. Cem Karaca'nın şarkısında da buyurduğu gibi, iki gözüm bu işin yok sağı solu. Hizmetin sağı solu yok. Bakın, her yerden temsilciler hizmet söz konusu olduğunda sivil toplum örgütleriyle birlikte, siyasileriyle birlikte, gayri siyasilerle birlikte birlik oluveriyoruz. Çünkü hizmet yarışında halkı hakla bir tutan, halka hizmet hakka hizmettir diyen bir anlayışın temsilcisi Sayın Kadir Albayrak her adımıyla bizlere örnek olmaktadır. Bugün burada verilen bir sözü yerine getiren bir belediye başkanının hizmetlerini müşahede ediyor olmaktan, ona hizmetleri hususunda yeri geldiğinde destek oluyor olmaktan, onunla birlikte omuz omuza yürümekten, sizleri temsil ederken büyük şehrin hizmetlerini sarayımıza en üst düzeyde aktarılmasını sağlayan bir belediye başkanınız olmaktan gurur duyuyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saray Belediye Başkanımız Sayın Özgen Erkiş'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ sevdasıyla gönüllerimizde tat kuran, göreve geldiği tarihten bu yana Çukuyurt mahallemizde büyük bir şevk ve heyecanla önemli hizmetlere imza atan ve en mutlu anlarımızda ölümsüzleştireceğimiz bu güzel projenin mimarı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ı güçlü alkışlarınızla efendim kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli katılımcılar, bizim bir sunucumuz var. Nilay isminde. Her sene daha başarıdan başarıya koşarak bu konuda oldukça bir yere geldi. Ama dedim bugün şeydeyiz, Çukurur'dayız. Bu kız ne gene bu kadar coştu? Biliyorum nereye olduğunu ama içimde dedim yani Çukurur'da olunca her şey farklı oluyor. Onun için tebrik ederim kendisini. Evet. Değerli katılımcılar, Sayın Belediye Başkanım, Sayın bir önceki dönem beraber çalışmaktan mutluluk duyduğum Sayın Nazım Çoban Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, İyi Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve diğer ismini saymadığım buraya katılan bütün siyasi partilerin değerli temsilcileri, yol arkadaşlarımız, sevgili muhtarlarımız ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, Saray Belediyesi'nin değerli bürokratları, değerli belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve ismini saymadığım Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcıları, TESİ Genel Müdürüm ve ismini saymadım diğer bürokratlar, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, değerli katılımcılar, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde gerçekten çok sevdiğimiz Çukurur'da bir hizmet yapmanın da ayrı gurur mutluluğu içerisinde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Çukurur düğün salonu bir ihtiyaçtı.
Güzel Tekirdağımızın her bir mahallesi gibi Çukurköy mahallemiz de ayrı bir güzel. Tekirdağ'da 368 mahalle var. Hepsini ayırt etmeden, en ufak bir fazlalık, az çokluk göstermeden hepsini çok seviyoruz. Ama bütün bu mahalle hizmet etmenin de gurur işaretindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda Çukurköy mahallemizde altyapı hizmetleri gerçekleştirdik. Mahalle meydanını Atatürk Anıtı ve Oyun Parkı yaptık. Kıdırlar şenliklerinde ve Ramazan sahurlarında, iftarlarında bir araya geldik. Siz değerli Çukurköy hemşehrilerimizle gönül bağlarımız var. Çalışan ve üreten Çukurköy mahallemize modern bir düğün salonu kazandıracağız. Ben o öbür düğün salonu için gelişmeleri gördüm. İşin depremselliği de var. Artık orada düğün yapmamamız gerekiyor. Biz bir an evvel de formaliteyi tamamladık. Hemen, yani ben sana düğün salonu yapacağım deyip olmuyor işte. Bir takım arsa devirleri milli emlaktan, tapudan işlemlerden meclis kararları var. Onun için çok şükür bugün buraya geldik. Biraz sonra da temelini açacağız. 368-386 metrelik bir düğün salonumuz var. Adli şan, kına, düğünlerde ev sahibi yapacak. Burada gerçekleşecek olan her organizasyon Çukurköy'de hemşehrilerimizin birlik ve beraberliklerin güçlendirilmesine, mutlulukların paylaşılarak çoğalmasına vesile olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, gerçekten buradan belki Çukurköy'de 10 sene içerisinde hiç en az 200-250 defa gelmişimdir. Ve her geldiğimde de her köyde olduğu gibi burada da, bu mahallede hep yakın dostluk gördüm. Hep yakın ilgi gördüm. Her gördüğümde büyük saygı gördüm. Onun için Çukurköy bir gerçeğe kabul edelim. Geçen dönemde, bu dönemde çok çalışan muhtarımız var. Öncelikle ben muhtarlarımı seçen değerli hemşehrilerimiz, Çukurköy'ü tebrik ediyorum. Yani bunu şuradan söylüyorum. Yani Sayın Başkanım, iyisin, nasılsın falan bitmiyor. Telefon da ediyorlar. Efendim, gelip Tekirdağ'da da görüşüyor. Hepsi Çukurköy'de nasıl hizmet yaparız diye, sevgili Mümin Muhtarım da dahil olmak üzere, güzel hizmetler almaya çalışıyorlar. Ben tebrik ediyorum. Ama öncelikle tebriğim tabii vatandaşlarımıza. Şimdi aslında bu düğün salonu falan, bunların hepsi çoktan bitmiş olacaktı. Bu dönem maalesef seçilmişler için, muhtarlarımız için, belediye meclis üyelerimiz için, belediye başkanlarımız için en büyük sıkıntı çok zaman kaybı oldu. 1,5 sene Covid'den dolayı, işte 6 ay depremde biz görev aldık, çok fazla çalıştık. Sizlerin de büyük destekleri oldu. Sonra seçilme derken 2 sene kaybımız var. Şimdi önümüzde 144 gün daha var. Bu 144 gün içerisinde verdiğimiz sözlerin hepsini getireceğiz, yerine getireceğiz. Ve inşallah vatandaşlarımıza mutlu bir hizmet yapmanın güzelliğinin içerisinde olacak. Bir de güvenmeye devam edelim. Gerçekten biz sosyal demokratlar hizmet yaptığımız zaman karşılık beklemeyiz. Şunun altını çizerek söylüyorum. Hizmetin siyaseti olmaz. Hizmetin siyaseti olmaz. Hizmet, gururla hizmetle gurur duyulur. Biz de elimizden geldiğince bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Ben öncelikle efendim işte oldukça metiye aldım. Bunlara layık mıyım? Buna halk biliyor tabii. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu hizmetler sadece Kadir Albayrak'ın kendi yaptığı hizmetler değil. Bu hizmetler, Kadir Albayrak'ın yanında 62 tane büyükşehir belediye meclis üyemiz var. Bu hizmetler, ilçelerdeki belediye meclis üyelerimiz var. Bütün bunların sahibi, bütün yapılan hizmetlerin sahibi bizleri seçen vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımızda her güzellik en güzeli olsun. Bir de tabii burada Çukurköy'de gördüğüm bir manzara beni son derece mutlu etti. Son derece. Bayanlarımız, bugüne kadar yaptığım birçok etkinliklerde birkaç köy hariç en büyük kalabalığı bayanlarımızın burada gördüm. Onun için teşekkür ediyorum. O zaman ben de bayanlarımıza bir söz verelim burada. Gelmişim buraya. En kısa zamanda ne zaman isterseniz, muhtarım da burada, sizi ya İstanbul, ya Ankara, ya İzmir, ya Gezi'ye göndereceğim. Tamam. İnşallah. Organizasyonu yapın. Kültür Daire Başkanı da bu. Ben sözü verdim. Bunları bütün bayanların şeye götürdüm. Nereye isterler? Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. En kısa zamanda açılış töreninde de bir araya gelebilmek ümidiyle
Çukurdöl düğün salonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Projeyi emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada da yine Tenişlerimiz ve Teskin Birliklerinde burada yaklaşık olarak 6 milyon lira civarında para harcanarak Çukurdöl Mahallesi'ndeki bu su kanallarının hepsi tamamlanmış durumda. Siz ne isteyeceksiniz, ne yapacağız? Biz size güvenmeye, bize güvenin, biz size layık olmaya çalışacağız. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sağ olun abi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a yapmış olduğu konuşma için çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet efendim, kıymetli muhtarımız Sayın Ersun Tuncel'in, Saray Belediye Başkanımız Sayın Özgen Erkiş'e ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a bir çiçek takdimi olacak efendim. Kendilerini ben böyle davet ediyorum. Çiçeklerimizi alalım. Evet, kıymetli muhtarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, Saray Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Başkanım, sizleri isterseniz artık temelimizi atmak üzere düğün salonumuzun inşaatının yanına alıyoruz. Evet, kıymetli protokol üyelerimiz de efendim, temelimizi atmak üzere inşaatımızın yanına alıyoruz. Evet, 34 Van Bursa 056. Beni de tuttu daha kışa girmeden ama hemen. Dur abicim, bekleyin. Yeter be ya, yeter ya. Ya o nerede bizim belediyeden? Merdo nerede? Merdo. Şurada Merdo, şurada dursun, ayağa takılmasın Hasan abi şey. Evet. Birisi sen. Aman. Gel. Ne laf ya? Gel ablacığım bak. Tamam bitiyor, gidiyorlar. Emrah sen iyi. İyi çekicisin var. Çek yardım, çık olsun.